Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 19 Mayıs Çarşamba, saatlerimiz 13. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında haberleri birlikte yaşayacağız. Ve önce canlı yayın noktalarımız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Başkan Erdoğan bugün gençlerle bir araya gelecek. Lamia Ayhan ve Murat Sekban Ankara'dan canlı yayında. İstanbul Emniyeti 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü TKP-ML'nin sözde askeri kanat sorumlusu yakalandı. Mehmet Karataş İstanbul'dan canlı yayında. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Diyarbakır'da terör örgütünün saldırısı önlendi. PKK Diyarbakır'da 8. ana jet üstüne maket uçaklarla saldırı girişiminde bulundu. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında. Cumhurbaşkanlığından ve AK Parti'den ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki geldi. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Vaka oranı en çok düşen ve en az olan iller açıklandı. Ece Altuğ yine Ankara'dan canlı yayında. Havaların ısınmasıyla birlikte Anadolu'da kene vakaları artmaya başladı. Kene acaba koronavirüsten daha mı tehlikeli? Murat Onur Tokat'tan canlı yayında. Gaziantep'te yaşayan Müslüm İncedal, %100 yerli ve milli imkanlarla lazer optik sistemiyle çalışan hava radar sistemi VIDAR'ı üretti. Evet, Sabri Uğurbaş, Gaziantep'ten canlı yayında ve ajansı başlıyor. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. İlk törenin düzenlendiği Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Murat Sekban'ın izlenimleri geliyor. Can Okanar, öncelikle bizler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kez daha kutlayalım. Ve her yıl olduğu gibi bu yılda törenlerin ilk adresi Anıtkabir'de. İlk tören sabah 9.30 itibariyle gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek atanın huzuruna çıktı ve mozoleye çelenk bıraktı. Ardından da Anıtkabir özel defterini imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı önemli bir notu vardı. Ülkemizin istikbalini güvenle geleceğe taşıyacağız notunda düştü. Tabi resmi törenin sona ermesiyle birlikte de artık kapılar, Anıtkabir'in kapıları da vatandaşlara açılmış durumda. Hemen arkamda da o yoğunluğu görebiliyorsunuz. Kameraman arkadaşım Oktay Erkek de sizlerle paylaşıyor. Eline Türk bayrağını alan 7'den 70'e tüm vatandaşlar, yaşlısı, çocuğu, hepsi ellerinde Türk bayraklarıyla ve elbette pandemi tedbirleriyle birlikte onlar da Anıtkabir'e Atatürk'ü ziyarete geliyorlar. Yine dediğimiz gibi çok sayıda vatandaş görüyorsunuz şu anda ellerinde Türk bayrakları, Türk bayraklı tişörtleri ve şapkalarıyla ziyaretini tamamlayan vatandaşlar da bu noktadan ayrılıyorlar. Yine Anıtkabir personeli de giriş itibariyle hem ateş ölçme hem de pandemi koşullarına ilişkin tedbirlerini de almaya devam ediyor. Gün içerisinde açık olacak Anıtkabir'in kapıları vatandaşlara ve dileyen vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret edebilecekler. Elbette program bununla da kısıtlı kalmayacak. Saat 14 itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsilci gençleri kabul edecek Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde ve saatler akşam 19.19'u gösterdiğinde ise 81 ilde İstiklal Marşı aynı anda yüksek sesle, gür bir sesle okunuyor olacak. Dediğimiz gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız bu yılda her yıl olduğu gibi ilk tören adresi Anıtkabir'di. Resmi törenin son ermesiyle birlikte kapılar vatandaşlara açıldı ve fırsat bulan vatandaşlar da şu anda da Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan külliyede bugün gençlerle bir araya gelecek. Ankara'ya gidiyoruz. A Haber ekibinden Lamia Ayhan'ın haberi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
İlerleyen saat diliminde gençlerle buluşacak, gençleri ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabi burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın programı çerçevesinde gençlerin temsilcileriyle, genç temsilcilerle yine burada olacak. Ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o programda vereceği mesajlar kuşkusuz oldukça önemli olacak. Ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle aslında yayınladığı mesajında da önemli dikkat çeken, gençlere yönelik vurguladığı mesajlar var ki gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık Türkiye'de eğitimden istihdama, sanattan spora bütün alanlarda verdiğimiz imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz demişti ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda da yine gençlere önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Özellikle Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe gençlerimize daha fazla fırsat sunmaya devam edeceğiz dedi Başkan Erdoğan. Ve bugün burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilerleyen saat diliminde vereceği mesajlar yine önemli olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım. BMÇİK Romanya'da düzenlenecek NATO tatbikatı için yola çıktı. Şimdi Edirne'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı Hamza Beyli'ye uzanıyoruz. Haber muhabiri Filiz Uçan bizleri bekliyor. Evet, sizin de söylediğiniz gibi şu anda Edirne'nin Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndayız ve şu anda da Mehmetçik NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı için Bulgaristan'a geçmek üzere gördüğünüz gibi araçlar burada bekliyor, hazır bulunuyorlar. Bulgaristan üzerinden Romanya'ya geçecek olan ve çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetleri Karatugay rolünü üstlenen Mehmetçik şu anda Sinsu kentindeki tatbikata katılmak için Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndalar. Biliyorsunuz ki NATO, ABD ve barış için ortaklık ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışılabilirliğin tesisi için tasarlanan 15 NATO üyesi ülkenin de katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Airport 2021 tatbikatında görev alacak ve şu anda da Mehmetçik Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli sınır kapısından da çıkış yapıyorlar. Bu şu anda beklenen araçların sonuncusu aslında. Son araçlar bunlar. Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetleri Karatugay rolünü üstlenen bu gelen araçlar Çorlu'da, Tekirdağ'ın Çorlu'da konuşlu 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan geliyorlar. Tatbikata katılmak üzere görev olacak personellerin şu anda intikali devam ediyor. Sınır kapısından Bulgaristan'a geçecek olan Mehmetçik de buradan Romanya'ya gidecek. ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı Emir Komutası'ndaki Defender Airport 2021 tatbikatı şu anda devam ediyor biliyorsunuz. Şu anda da Mehmetçik de buradan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Romanya'ya geçecekler. Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikatta aslında 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor. Bunlar da bunların içerisinde bizim Mehmetçiklerimiz de var ve tatbikatta ortak savunma anlayışı çerçevesinde Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde de meydana gelebilecek düşmana faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak da Amerika Birleşik Devletleri ordusunun büyük çaplı muharip bir kuvveti süratli şekilde yığınaklanma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor. Ve şu anda da aynı az önce de söylediğimiz gibi altında çizelim. Tekirdağ'ın Çorlu'da konuşlu 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Mehmetçiklerimiz tatbikata katılmak üzere görev olacak. Mehmetçikler şu anda da askeri araçlarla birlikte Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndalar. Ve buradan da şimdi NATO'ya katılmak için, NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatına katılmak için de buradan da Romanya'ya geçiş yapacaklar diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
İstanbul Emniyeti 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü TKP-ML'nin sözde askeri kanat sorumlusu yakalandı. Örgütün devlet büyükleri başta olmak üzere saldırı hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Başka bilgiler de var. A Haber muhabiri Mehmet Karataş karşımızda. Evet Can Okaner, TKP-ML terör örgütüne yönelik oldukça önemli ve kritik bir operasyon gerçekleşti. İstanbul'da istihbarat ve terörle mücadele şube müdürü ekipleri İstanbul'un tam 6 ayrı ilçesinde terör örgütünün tam 8 ayrı hücre evine eş zamanlı operasyon gerçekleşti ve bu operasyonda 5 kişi gözaltına alındı ki sizin de ifade ettiğiniz gibi örgütün illegal alan sorumlusu ve yine alanda görev alan kritik isimlerin de yine bu 5 kişinin arasında olduğunu sizlerle paylaşalım. Özellikle de terörle mücadelede son dönemde gerçekleşen başarılı operasyonlarla birlikte TKP-ML'nin örgütsel anlamda ve özellikle de kırsal alanda güç kaybı yaşadığını ve kitlesel ve güç anlamında da yine kitlesel kayıplar yaşadığını biliyoruz. İşte bu sabah da yine 19 Mayıs'ta özellikle de sizin de ifade ettiğiniz gibi devlet büyüklerini, bürokratları ve yine parti temsilcileriyle birlikte emniyet binaları ve araçlarına yönelik eylem planlama hazırlığında oldukları belirlenen TKP-ML terör örgütünün üyelerine yapılan bu operasyonla İstanbul'da dediğimiz gibi 6 ayrı ilçede 8 hücre evine yapılan operasyonla hem 5 şüpheli ki özellikle de örgütün yine önemli isimlerinin arasında olduğu belirtiliyor. Onlar gözaltına alındı. Bir taraftan da yine örgütsel anlamda dokümanlar ve dijital materyallerle birlikte çok sayıda silahın da ele geçirildiğini ama özellikle de ilerleyen günler ya da saatler içerisinde gözaltına alınan bu şüphelilerden alınacak olan ifade sonrasında yeni bir operasyon da gerçekleşebilir diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Adana'da da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 6 adrese baskın yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Örgüt adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler kapıları koşbaşıyla kırdıkları evlerde arama yaptı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. ...19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Diyarbakır'da terör örgütünün saldırısı önlendi. PKK Diyarbakır'da 8. Anajet üssüne maket uçaklarla saldırı girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı. Notlar Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'da. Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençe operasyonları, Doğu ve Güneydoğu'da hayata geçirilen Eren operasyonlarıyla PKK'ya büyük bir darbe vuruldu. PKK köşeye sıkıştı. Hal böyle olunca da farklı saldırı yöntemlerini denemeye başladılar. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Şırnak'ta maket uçakla bir saldırı yaptılar ancak başarılı olamadılar. 3 ay önce de Hakkari Zertepe bölgesine bir balon gönderdiler ve güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde saldırılar önlenmiş oldu. Diyarbakır'da da gece saatlerinde sıcak saatler yaşandı. PKK mensupları Diyarbakır 8. Anajet Üs Komutanlığı'na 2 adet maket uçakla saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde o saldırı girişimi engellenmiş oldu. Çok şiddetli bir patlamaydı. Patlama Diyarbakır genelinde rahatlıkla duyuldu. Kısa süreli bir panik yaşandı. Tabii bölgede operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, yine jandarma ekipleri saldırganları bulmak için, PKK'ları bulmak için Diyarbakır'da çalışma başlattılar. Hem havadan hem karadan bu operasyonlar yürütülüyor. Özellikle de kente bulunan MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışması hala devam ediyor. İşte o PKK'ları etkisiz hale getirmek ve yakalamak için Diyarbakır polisinin çalışması hala devam ediyor. Cumhurbaşkanlığından ve AK Parti'den ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki geldi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nda.
Can Okunar, öncelikle şunu hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Sayın Biden sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine sebep olan bu olayda kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına karşılık ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bu açıklama kınandı. Cumhurbaşkanı Ede falan bu açıklamada kınandı. Yahudi karşıtı bir söylem olduğunu ifade edildi, iddia edildi daha doğrusu ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından. İşte buna karşılık ardı ardına tepkiler geldi. İlk tepki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Cumhurbaşkanımızın Yahudilere karşı sözler sarf ettiği şeklinde yalan bir beyanda bulunulduğu ifade edildi. Bu noktada susanların bize laf söylemeye hakları olmadığı gibi çarpıtma yapmada hadlerine değildir dendi Ömer Çelik tarafından. Sosyal medya üzerinde yapılan bu açıklamalara İbrahim Kalın'ın açıklaması da eklendi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Cumhurbaşkanımızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail'in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD'nin antisemitizmle bağdaştırması trajikomik bir yaklaşım olarak değerlendirildi İbrahim Kalın tarafından ve İsrail'in yapmış olduğu katliamlar antisemitizm yaftasıyla örtülemez dedi ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz dedi İbrahim Kalın. Fahrettin Altun İletişim Başkanından da bir açıklama geldi ve çocukların öldürülmesini kınayacak cesareti ve edebi olmayanların kimseye ders verecek ahlaki bir duruşu yoktur dedi. Cesur ve sözünü sakınmayan liderimizi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak mücadelesini lekelemeye çalışmak son derece dehşet verici bir durumdur dedi Fahrettin Altun'da. Son olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı ve bu açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz denildi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hususların hedefi Yahudiler değil İsrail hükümetidir dendi bu açıklamada ve antisemitizm hiçbir zaman bu topraklarda yer bulmamıştır vurgusu da yapıldı yine bu açıklamada ve İkinci Dünya Savaşı'nda kaçan Yahudilerin Yahudilere Türkiye'nin vatan olduğu da hatırlatıldı ve son olarak açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e uluslararası dokunulmazlık sağlama girişimlerinin kaynağının aynı olması elbette tesadüf değildir denildi Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasında. Can Okunar. İsrail'in masum sivillere yönelik katliamlarına karşı hiçbir kınama yapmayan Amerika Birleşik Devletleri, bölgede Filistin halkına en büyük desteği veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarına Türk Yahudi toplumundan da tepki geldi. Yahudi toplumunun yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ı bu şekilde suçlamanın haksızlık olduğu vurgulanarak, aksine Erdoğan bize karşı her zaman yapıcı, destekleyici ve cesaretlendirici olmuştur ifadeleri kullanıldı. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yüzlerce sivili katleden İsrail'e tek bir kınama yayınlamayan, aksine askeri destekte bulunan ABD, şimdi de Başkan Erdoğan'a hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yahudi karşıtlığıyla suçlandı. Filistin'de masum sivillerin katledilmesine karşı sesini yükselten Başkan Erdoğan'a yönelik bu skandal açıklama, Türk Yahudi toplumu tarafından da tepkiyle karşılandı. Türk Yahudi toplumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD'nin bu açıklamasının kınanması gerektiği belirtildi. Bölgedeki trajediler son derece üzücü olsa da antisemitizmin küresel yükselişi kabul edilemez diyen Yahudi toplumu, Başkan Erdoğan'ı bu şekilde itham etmek haksız ve menfurdur. Aksine Başkan Erdoğan her zaman bize karşı yapıcı, destekleyici ve cesaretlendirici olmuştur ifadelerini kullandı. Türk Yahudi toplumunun sosyal medyadan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ı alıntılayarak yaptığı bu paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda kullanıcının da desteğini aldı. O paylaşımda Yahudi toplumunun temsilcilerinin Başkan Erdoğan'la Ramazan ayında iftarda bir araya geldikleri anlardan fotoğraflar yer aldı.
CHP milletvekili aday adaylarının kurduğu CHP İktidar Hareketi, Cumhurbaşkanı adayımız kim olmalı anketi başlattı. Anket kapsamında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, mevcut milletvekilleri, belediye başkanları, milletvekili adayları ve örgütlere soruluyor. 10 bin partiliye ulaşılması hedeflenen anketin Haziran'da tamamlanması planlanıyor. Anket tamamlandıktan sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? İttifak derse ki olacaksın, oluruz o zaman. Bu sistemin değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım olmayacak. Bu kadar net söylüyorum. İttifak uzlaştığı andan itibaren hiçbir sorunumuz yok. İttifak ortakları evet derse Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday. Peki örgütler CHP Genel Başkanı'nın adaylığına nasıl bakıyor? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylaşması ve Cumhurbaşkanı seçilmesi bizim gönlümüzdeki. Oğuz Kağan Salıcı'nın da parti örgütünün de. CHP milletvekili aday adaylarının kurduğu CHP İktidar Hareketi, parti içine yönelik Cumhurbaşkanı adayımız kim olmalı anketi başlattı. Anket kapsamında partililere Kılıçdaroğlu veya başka kim Cumhurbaşkanı adayı olursa daha başarılı olunur şeklinde tek bir soru yöneltildi. Hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez. Ne yaparsan yap, ne yazarsan yaz, seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız. Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mevcut milletvekilleri, belediye başkanları, milletvekili adayları ve örgütlere soruluyor. 10 bin kişiye ulaşılması hedeflenen anketin Haziran'da tamamlanması planlanıyor. Anket tamamlandıktan sonra rapor haline getirilip Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Vaka oranı en çok düşen ve en az olan iller açıklandı. Ankara'ya gidiyoruz. Notlar A Haber muhabiri Ece Altuğ'da. Tam kapanma sonrasında aslında gelen ilk harita diyebiliriz. Hem de bayramdan sonra dolayısıyla tedbirlerin etkisi de biraz yansımış görünüyor. Hızlıca bakacak olursak aslında vakaların yoğunlaştığı bölgelerde bir azalma var. Düşüş hızı biraz azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle ama düşüş hala devam ediyor. Baktığımız zaman Doğu Karadeniz, Marmara, İç Anadolu'nun da aslında kuzey kesimlerinde biraz daha vaka yoğunluğunun artmış olduğunu görüyoruz. Tabii en çok hangi illerde arttı derseniz, geçen haftayla kısa bir kıyaslama yapalım. İstanbul 1. sıradaydı, Erzurum 5. sıradaydı bir önceki vaka haritasında. Ama şu an itibariyle Erzurum 5. sıradan ilk sıraya yerleşmiş görünüyor. Vaka sayısı 100.000'de 192,28. Bir önceki tabloda İstanbul 1. sıradaydı, şu an 2. sırada 100.000'de 184,78'lik vaka sayısıyla 3. sırada vaka sayısı en çok yükselen il Ağrı 100.000'de 182,84. Sonrasında Karadeniz'den Rize var 100.000'de 167,27 ve 5. sıradaysa vaka sayısı en yüksek 5. il Bilecik 100.000'de 156,37 ile en çok az olan illere baktığımız zaman vaka sayısı Şırnak aslında haftalardır 1. sıradaydı. Yine öyle görünüyor. 100.000'de 26,96 ile Adana 2. sırada 100.000'de 28,69 ile 3. sırada Hatay var 100.000'de 32,54 vaka sayısı. Osmaniye'de ise 100.000'de 35,92 diyelim. 5. sıradaysa Kahramanmaraş var. Vaka sayısı en az olan iller sıralamasında 100.000'de 43,06 ile. Tabii 3 büyük şehirde son duruma bakacak olursak İstanbul yine zirvede 100.000'de 184,78. Ankara 2. sırada 100.000'de 152,63 vakayla. İzmir ise 3. sırada 100.000'de 93,86 vakayla. Tabii geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illere bakacak olursak da Kastamonu'nun başı çektiğini söyleyebiliriz. Onun ardından Tekirdağ geliyor, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak geliyor ve özetle de haritaların vaka tablosunun bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu tabloları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşmıştı Twitter hesabından. Bir de not düştü, onu da aktaralım. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde, başardık, yine de başarabiliriz ifadesini kullandı Sağlık Bakanı. Bu notu düştü ve dediğimiz gibi vaka tablosunu paylaştı. Özetle de bu şekildeydi diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Covid-19 tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı hazırlık 9
10 ve 11. sınıflara tercih hakkı sunmuştu. İsteyen öğrenciler 21 Mayıs'a kadar dilekçe vererek ikinci dönem yapılacak sınavlara katılmayabilecek. Ancak dilekçe vermediği halde sınavlara katılmayanlar sınıfta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Lise öğrencileri için son tarih yaklaştı. Covid-19 salgını nedeniyle hazırlık 9, 10 ve 11. sınıfların çoğunluğunda ikinci dönem sınavları yüz yüze yapılamadı. Milli Eğitim Bakanlığı ikinci dönem her dersten tek sınav yapılacağını açıkladı. Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine sınava katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunuldu. Buna göre öğrenciler ikinci dönem sınavına katılmayıp birinci dönem notuyla değerlendirilebilecek. Bunun için velilerinin taleplerini içeren dilekçeleriyle okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Başvuru süresi 21 Mayıs'ta dolacak. Ancak dilekçe vermeyenler sınavlara girmezlerse ikinci dönem notları olmayacak. İlk dönem notu yıl sonu ortalaması kabul edilecek. Bu durumda sınıf geçmek için yeterli olan ortalamaya ulaşamayanlar sınıfta kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilecek. Sınava girip notunu beğenmeyen öğrencilerin sadece birinci dönemde aldıkları ders notlarını tercih etme hakkı da bulunmayacak. Kripto para TODEX vurgunu soruşturması sürüyor. Bir kişi daha gözaltına alındı. Şirketin finans uzmanı ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıntılara haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'ti. Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunundan bahsediyoruz ve bu vurguna dair yürütülen soruşturmada her geçen gün önemli ve sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TODEX şirketinin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap geride bıraktığımız gün yakalanmış. Ardından bir diğer kritik isim olan şirketin yazılımcısı Oral Çınar da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Rana Azap ve Oral Çınar yürütülen soruşturmada adları geçen kritik isimlerdi. Geride bıraktığımız gün 3 kritik isimden ikisi yakalandı dedik ama geriye bir kişi kalmıştı. O da şirketin CEO'su olan Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'di. Dün yaptığımız yayınlarda Zuhal Özer için de çemberin daraldığını ifade etmiştik ki öyle de oldu. Polis ekipleri şirketin firari sahibi Fatih Özer'in yengesi olan Zuhal Özer'in yerini tespit etti ve Aydın'da o kritik isimde yakalandı. Bugün yakalanan Zuhal Özer'in sekbis yöntemiyle ifadesi alınacak. Yani Aydın'da ses ve görüntülü bilişim sistemiyle ifadesini verecek. Yazılımcı Oral Çınar, Finans Departmanı Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer aranan isimler arasındaydı. Bu isimlerin yakalanması hiç şüphesiz soruşturmanın yönünü değiştirebilir. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi şirket için önemli ve kritik isimlerdi. Bunun yanı sıra şirketin finans departmanında çalışan ve dün yakalanan Rana Azap savcılıkta ifadesini verdi ve işlemlerini Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda gerçekleştirdi. Savcılık Rana Azap'ın suç işlemek amacıyla örgüte üye olma suçundan tutuklama talebini kabul etti ve hakimiye sevk edildi. Toparlayacak olursak artık geriye sadece şirketin CEO'su Fatih Özer kaldı ve Özer'in de yakalanması için yoğun bir mesainin harcandığını ifade edelim. Hatta ekipler inceleyip sık dokuyor desek yanılmış olmayız. Elbette Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu dedik ve bu vurguna dair yankılar devam edecek gibi gözüküyor. O yankılar devam ettikçe sizlerle de paylaşmayı sürdüreceğiz. Yüzlerce Filistinli'yi katleden işgalci İsrail güçleri işlediği savaş suçlarını kayıt altına alan basın mensuplarını da hedef tahtasına koydu. Önce birçok basın ofisinin yer aldığı binayı bombalayan İsrail askerleri şimdi de zulmü görüntüleyen muhabire saldırdı. İşgalci İsrail güçlerinin basına yönelik şiddeti bitmiyor. Önce basın ofislerinin yer aldığı binayı bombalayan İsrail askerleri şimdi de Filistinlilere yönelik savaş suçunu kayıt altına alan 60 yaşındaki muhabire saldırdı. Filistinlilere yönelik saldırıları görüntüleyen CNN International'ın muhabiri Ben Widman, İsrail askerlerinin akıl almaz tutumuyla karşılaştı. Üzerinde basın yazmasına rağmen işgalci İsrail güçleri 60 yaşındaki muhabiri yaka paça sıkıştırıp bir köşede sorguya çekti. İsrail'in basın mensuplarına yönelik şiddetini gözler önüne seren görüntülerse, Widman'ın meslektaşı Sky News muhabiri Mark Stone tarafından kayda alındı.
Stone kendisinin de birçok kez İsrail askerlerinin küfür ve hakaretlerine maruz kaldığını söyledi. Filistinli yetkililerden gelen açıklamada İsrail'in Gazze'de şu ana kadar 30'dan fazla basın merkezini de vurduğu duyuruldu. Son olarak İsrail Gazze'de Associated Press ve El Cezire'nin ofislerinin de olduğu 13 katlı binayı vurmuştu. Filistin'e saldırılara rağmen işgalci İsrail'e destek veren Avusturya geri adım attı. Devlet binalarına çekilen İsrail bayrakları gelen tepkiler üzerine indirildi. İsrail bayraklarını devlet binalarına asan Avusturya gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Terör devleti İsrail'in bayrakları binalardan kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Avusturya Başbakanı Kurz, Filistin'e saldırılarda bulunan İsrail'e destek verdiklerini açıklamıştı. İşgalci İsrail bayrakları Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarına asıldı. Ancak bayraklar çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçinin tepkilerini de beraberinde getirdi. Avusturya hükümeti gelen eleştiriler üzerine herhangi bir açıklama yapmadan bayrakları indirdi. Başbakan Kurz sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail'e dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu. İsrail'e verilen açık destek başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin tepkisine neden olmuştu. İngiltere'de İsrail katliamlarına karşı düzenlenen gösteride Özgür Filistin sloganı atan bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Gerekçe olaraksa polis memurunun İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermesi ve Filistin'e destek sloganı atması. İngiltere'de Özgür Filistin sloganı atan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Başkent Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının ve Filistinli Müslümanlara uyguladığı katliamın protesto edildiği gösteride Özgür Filistin sloganı atan kadın polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Londra Polis Teşkilatı soruşturmaya gerekçe olarak polis memurunun çocukları katleden, sivillerin evlerini bombalayarak soykırım uygulayan İsrail'e karşı Filistin'i savunmasını gösterdi. Polis memuru binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla sohbet etmiş ve Özgür Filistin sloganı atmıştı. İsrail saldırılarında şu ana kadar aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi şehit oldu. ABD 2011 yılından beri iç savaşa sahne olan Libya'ya 7 yıl aradan sonra ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ülkede Aralık ayında yapılacak seçimlere destek amacı taşıdığı belirtildi. ABD 7 yıl sonra ilk kez Libya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. 2011 yılından beri darbeci Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında iç savaşa sahne olan Libya'da 23 Ekim'de ateşkes ilan edilmişti. Birleşmiş Milletler öncülüğünde varılan ateşkes anlaşması sonrası 16 Mart'ta Başbakan Abdülhamid Muhammed Dibeybe başkanlığında geçici bir hükümet kurulmuştu. Bu gelişmelerle birlikte Libya'da uluslararası diplomasi görüşmeleri de hız kazandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden sorumlu Müsteşar Vekili Joy Hood ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland Trablus'a gitti. Ziyaret kapsamında ABD'li yetkililer Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi. 2014'ten bu yana ABD'den Libya'ya gerçekleştirilen bu resmi ziyaretin Libya'da Aralık ayında yapılacak seçimlere destek amacı taşıdığı belirtildi. Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda ülkedeki seçimlerin Libya'nın bağımsızlık günü olan 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı. Ziyarette ayrıca Amerikan hükümetinin 23 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasına bağlı kalınacak kapsayıcı bir siyasi çözüme olan desteği de vurgulandı.
Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Avrupa Birliği'ne üye devletlere Türkiye ile birlik arasında pozitif gündem oluşturulmaması konusunda bir mektup yazdığı öğrenildi. Şimdi o mektubun ayrıntıları için Lefkoşa'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz karşımızda. Güney Kıbrıs yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Avrupa Birliği üye devletlerine Türkiye ile birlik arasında pozitif gündem yaratmaması konusunda mektup yazdığı bildirildi. Yunan Katihami gazetesinin verdiği röportajda liderlere mektup yazdığını belirten Anastasiadis, Türkiye'nin iki devletli çözüm ve diğer konulardaki pozisyonu göz önünde bulundurduğunda Türkiye ile ilişkilerinde pozitif bir gündem konusunun tartışması ya da bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılmasının mümkün görmüyorum ifadelerini kullandı. Anastasiadis, Ankara'nın Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusuna ısrar etmeye devam ettiği sürece Avrupa Konseyi'nde Türkiye konusunun değerlendirilmesi durumunda bile veto hakkını kullanacağının sinyalini verdi. Öte yandan Rum lider Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve diğer tarafların Türkiye'nin gayretlerinin beyhude olduğunu, bunun anlaması için arabuluculuk yapılmasının beklendiğini de savundu. Gerçi Rum lider bu dönemde yazmış olduğu mektuplarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres'e de mektup göndererek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile kendisinin bir görüşme ortamında bulunmaya hazır olduğunu belirtmişti. Ancak görüşmenin mümkünse Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gözden geçirileceği Avrupa Konseyi'nden önce gerçekleştirilmesi gerektiğini de söylemişti diyelim ve başkent Lefkoşa'dan şimdilik sözü tekrardan merkeze bırakalım. Sıcak bir haber var. İstanbul'daki bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Görüntülerin adresi İstanbul Tuzla. Bir lojistik firmasına ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yangını kontrol alma çalışmaları halen devam ediyor. İstanbul'da uyuşturucu kullanan bir kişi su vermeyen arkadaşını boynundan ve kalbinden bıçakladı. 26 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Su verme tartışması büyüdü. Tartıştığı arkadaşını öldürdü. Yer İstanbul Beyoğlu. İddiaya göre uyuşturucu kullanan 19 yaşındaki Serdar Ç., 26 yaşındaki arkadaşı Mahsun Çelik'ten su istedi. Ancak olumsuz cevap aldı. İkili arasında uyuşturucunun da etkisiyle kavga çıktı. 19 yaşındaki Serdar Ç., 26 yaşındaki Mahsun Çelik'i boynundan ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Ama yakalanması çok sürmedi. Uyuşturucu madde ticareti, gasp gibi suçlardan kayda bulunan Serdar Ç'ye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Havaların ısınması ile birlikte Anadolu'da kene vakaları artmaya başladı. Nasıl önlem alınmalı, nelere dikkat edilmeli? Aslında sürekli uyarıyoruz ama bir kez daha hatırlatalım. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu karşımızda. Teşekkürler Can Okanar. Sağlık çalışanlarımız COVID-19 vakalarına karşı yoğun bir mücadele verirken sizin de bahsettiğiniz gibi havaların ısınmasıyla birlikte yeni bir tehlike de Anadolu'da boy göstermeye başladı. Nedir bu tehlike? Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Yanımızda uzman konuğumuz var. Tokat Gazi Pompaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktoru Zafer Parlak hocam. Hocam Kırım-Kongo kanamalı ateşi yani halk diliyle kene yapışması nedir? Evet, Kırım-Kongo kanamalı ateşi kene aracılığıyla taşınan bir virüsün sebep olduğu bir hastalık. Yani kenenin kendi hastalığı değil, onun taşımış olduğu, virüsün yapmış olduğu ciddi olabilen, ölümcül olabilen, kanamalı olabilen bir viral hastalıktır. Peki hocam, kene vakalarına karşı vatandaşlar ne tür tedbirler almalı?
Evet, köne bizim bu bölgede biliyorsunuz Tokat, Çorum, Yozgat, Amasya ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun da kuzeyi ve Karadeniz bölgesinin büyük kısmında endemik olarak görülen bir hastalık. Bu bölgede yaşayan insanlarımız, özellikle çalışanlar, yani hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşanlar, çalışanlar zaten sürekli maruz kalma durumları var keneye. Onun dışında açık alana gidecekler, pikniğe gidenler, bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin mümkünse açık renkli kıyafetler giysinler dışarıya çıktıklarında, çalıştıklarında. Çünkü keneyi fark edebilirler. Mümkünse çoraplarını pantolonların üzerine geçirsinler. Uzun çizme giyebilirler çalıştıkları sırada. Ve mutlaka dönüşlerinde, eve dönüşlerinde vücutlarını iyice bir kontrol etsinler kene açısından. Kene tutunmuş mu diye. Peki, böyle bir durum en kısa. Peki hocam, şunu sormak istiyorum hemen. Baktığım zaman COVID-19 vakalarındaki belirtiler, semptomlarla kırın kongu kanamalı ateşindeki semptomlar hemen hemen aynı değil mi? Ayırt etmek mümkün mü? Evet, benzeyen çok semptom var, çok belirti var. Mesela her ikisinde de kas eklem ağrıları, ateş, kırgınlık, bulantı, iştahsızlığı gibi non spesifik dediğimiz belirtiler oluyor. Ama tabii COVID'de daha çok bir de nefes darlığı ve öksürük. Bunlar COVID'e daha özgü olan belirtiler. Kırım-Kongo kanamalı ateşine özgü de bazı daha sık görülen, işte mesela ishal dahi görülebiliyor. Ve cilt altı kanamalar, diş eti kanamaları, o ciddiyetini de gösterir zaten. Ama daha çok epidemiolojik özelliklerine göre ayrım daha çok olabilir. Bu bölgede kene temasının olduğu yerde mutlaka belli belirtilerde Kırım-Kongo kanamalı ateşi akla gelmelidir. Bunu hasta söylemeli, gerektiğinde doktor sorgulamalıdır. Peki hocam, Kırım-Kongo kanamalı ateşi yani kene yapışması mı daha tehlikeli, yoksa COVID-19 vakası mı daha tehlikeli, daha ölümcül? Evet, ikisinin de tabii kendine göre tehlikeleri var. Şimdi çok şükür COVID-19'a yönelik artık aşılarımız var. Ve inşallah aşılar sayesinde bu salgının belli bir miktar kırılacak, azalacak salgının hızı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi de tehlikeli. Şu anda bildirilen COVID-19 için ölüm oranı, yani %2 dünya çapında kanıtlanmış vakalarda ölüm oranı %2. Kırım-Kongo kanamalı ateşi için ise bildirilen rakamlar %5-6 gibi yüksek bir oran. Ama bizim burada şükür ki o oranda bir ölüm vakası olmuyor. Geçen yıl için söyleyeyim, bizim 130 civarı hastamız, kanıtlı yatan hastamız oldu. İki tane yaşlı komplike hastamız vefat etti. Bu orana bakarsak yani %1,5 gibi bir ölüm oranı oluyor Kırım-Kongo kanamalı ateşinin. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet, aslında uzman doktorumuz Zafer Parlak hocam da söyledi. Kırım-Kongo kanamalı ateşi dünya geneline baktığım zaman %5 oranında daha ölümcül seyrediyor. COVID-19 vakaları ise %2'lerde, yani kene yapışması aslında COVID-19'dan daha tehlikeli. Vatandaşlarımız çok kısa tedbirler alarak bu hastalığa karşı önlemlerini almış olabilirler. Açık havaya çıktıkları zaman pantolonun paçalarını, çoraplarının içerisine alacaklar. Beyaz kıyafetleri tercih edecekler. Gerekirse çizme giyecekler. Ve eve gittikleri zaman muhakkak vücutlarında kene kontrolünü yapacaklar diyelim. Sözü de tekrar biz İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Can Okanar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir paylaşım var. Deniyor ki kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri gördükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 116 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan paylaştığı bilgiler böyle. Şimdi sizleri Gaziantep'e götüreceğiz. Gaziantep'te yaşayan Müslüm İncedal, %100 yerli ve milli imkanlarla lazer optik sistemle çalışan hava radar sistemi VIDAR'ı üretti ve daha fazla bilgi haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve konuğunda. Can Okanar, Gaziantep'li mucit Müslüm İncedal lazer optik sistemiyle çalışan hava radarı üretti ve bu hava radarı ile ilgili de Amerikan Uzay ve
Hava Kuvvetleri kendisiyle iki kez iletişime geçti. İki kez Zoom toplantısı yapıldı. Dolayısıyla Amerika Vidar'a talip oldu. Müslüm İncedal şu an yanımızda. Ona soracağız detaylarını. Öncelikle sistemin çalışma prensibini. Şu anda da şunu da söyleyelim. Şu anda Müslüm İncedal'ın işte buluşlarını yaptığı o küçük atölyesindeyiz. Yaklaşık 10 metrekarelik bir atölye ve burada üretti. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş Vidar sistemi nedir? Vidar sistemi havadan gelebilecek hava taarruzlarında hibrit savaşa yönelik bu noktalara drone tehditlerine karşı uçaklarla yapılan Apache helikopterlerle yapılan saldırılara yönelik yakından 5 kilometre drone büyüklüğünde 15 kilometrede de uçan havadaki diğer büyük uçakları tespit etmeye yönelik geliştirmiş olduğum bir sistem. Bunu 2 yıl jandarma ile yaptığımız arazi çalışmaları, 1 yıl kara kuvvetleri ile yaptığımız arazi çalışmaları sonucunda buna karar verdik. Geçici üs bölgeleri ve arazideki operasyonel timlerin çevresel ve durumsal farkındalığını artırmaya yönelik bu sistemin kullanılmasının şu anki teknolojiyle kesin olduğunu ve yapılan testler sonucunda, Öncüpınar'da testlerini yaptık, gelebilecek tehditlere karşı askere çok etkin bir ön tehdit erken uyarı sistemi olarak görülmektedir. Ve şu anda bunun testlerini yapıldı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin talebiyle maille bana ulaştılar. Bu cihazın kendi envanterlerinde, kendi ki kullanmış oldukları hava taarruz sistemlerindeki etkinliği azaltmaya yönelik bir çalışma olduğunu düşündüler. Çünkü dünyada portable olarak elle taşınabilir böyle bir sistem yok. Genelde hep araç üzerine takılabilir, 2-3 kişinin bile kaldıramayacağı büyüklükte ağır ve taşınması zor sistemler. Bundan dolayı taşınabilir olmasını diğer unsurları tarafından kullanılıp kendilerine bir tehdit olarak döneceğini düşündüğü için bunun yatırım maliyetini, seri üretim maliyeti hakkında bilgi almaya çalıştılar. Ben bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri öncelikli olarak bu noktalarla bunun etkinliğini artırılıp kamu kurumlarına, diğer taraftan gelebilecek hava tehditlerine karşı bunun kurulmasını, kullanılmasını ve devletin buna sahip çıkmasını ve desteklemesini istiyorum. Şunu soracağım hemen, portable dediniz, yani taşınabilir evet. dediniz. Şimdi Mehmet Ali'den de rica edeyim. Evet. Hemen burada sistemi görüyoruz. Evet. Vidar sistemi böyle. Şimdi ben bunu aldım buradan. Evet. 20 kilometre ileri başka bir noktaya götürdüm. Evet. Yine bağladığımda tekrar evet. aynı verimle hiçbir ekstra bir çalışma yapmadan kullanabilecek. Aynen, taşınabilir olması bunun en büyük avantajlarından bir tanesidir. Bir noktaya ayrıca kurulduğu zaman, örnek veriyorum, 3 kilometre ötede bir dağ var, dağın sırtında bir mağara var. O mağaradaki insan yaşamını, formunu, havada uçuşan partikülleri tespit edebilmektedir. Yani bu bir aslında spektrofotometri olarak çalışmaktadır bu sistem. Hem yazılımsal olarak hem de donanımsal olarak benim kendi geliştirmiş olduğum, içerisinde en az 3 tane patente konu olabilecek teknolojik buluş vardır. Yani bu düşünüldüğü gibi ya da bizim basına yansıttığımız şekliyle çok basit bir sistem değil, çok şeyli, spesifik bir sistem. Bunun öncelikle anlaşılmasını istiyorum. Çünkü burada korunması gereken bazı sırlar var. Evet, buyurun. Peki, teşekkür ediyoruz. Tebrik de ediyoruz aynı zamanda. Umarız hem ülkemiz açısından hem de evet. ülkemizdeki diğer işte güvenlik sistemler açısından faydalı olacağına inanıyoruz. Evet, Müslüm İncedal bizimle birlikteydi. Vidar sisteminin detaylarını ondan dinledik diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım. Saat başında devam edeceğiz. Saat 14, Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayında devam ediyor. Pençe Yıldırım operasyonunda 3 terörist daha öldürüldü. Böylece toplam öldürülen terörist sayısı 116'ya ulaştı. Diyarbakır'a gidiyoruz. Ayrıntılara haber muhabiri Sinan Yılmaz'dı. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Metina bölgesinde başlattığı hava destekli kara operasyonu başarılı ve planlı bir şekilde devam ediyor. Terör örgütü üyeleri bir etkisiz hale getiriliyor. 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi ve 23 Nisan'dan bu yana etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı ise 116'ya çıkmış oldu. Bölgede operasyon hava destekli devam ediyor. Arazi arama tarama faaliyetleri sürüyor. Örgütün kullanmış olduğu tuzakladığı patlayıcı maddeler de bir imha ediliyor. Bu alanda Diyarbakır'dan kalkan F-16 savuk uçakları da bölgeye hava harekatı gerçekleştiriyor. Örgütün kullanmış olduğu sığınak, mağara, depoda imha edildi. Ve mağaralardan yapılan aramalarda patlayıcı maddeler, silahlar, mühimmatlar ele geçirildi. Metina bölgesinde komando birliklerinin ilerleyişi devam ediyor.
çok stratejik noktalar da ele geçirildi ve onlarda da o bölgelere de askeri üs bölgeler kuruldu ve zaman zaman o bölgelerden de topçu birlikleri nokta atışlar gerçekleştiriyor. Örgütün kullanmış olduğu mağara, sığınak da depolar da imha ediliyor. 3 PKK'lı daha bugün etkisiz hale getirilmiş oldu Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında. Eren 5 operasyonları kapsamında bu defa terör örgütü işbirlikçilerine yönelik olarak Mardin merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Bu operasyonla ilgili sende hangi bilgiler var? Tanı tarafından yürütülen bir operasyon, özellikle Bagok Dağı bölgesinde yapılan operasyonda, mağaralarda yapılan aramalarda bazı örgütsel dokümanlar, veriler ele geçirildi. Onlar detaylı bir şekilde inceledikten sonra da geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Örgütle işbirliği içerisinde olan, finansman desteği sağlayan bu isimlerdi. Toplam 10 ilde bu operasyon yapıldı. Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Ankara, Edirne, Hatay ve Elazığ'da bu operasyonlar gerçekleşti. 31 farklı adrese yapılan operasyonda toplamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25 kişi gözaltına alındı. Bazıları ise Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Diğer şüpheli şahısların sevk işlemleri hala devam ediyor. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şahısların sorguları alınmaya başlandı. Toplam 25 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. 6 kişinin araması hala devam ediyor. Suriye'de işgal ettiği topraklardaki halka baskılarını artıran terör örgütü YPG PKK bu kez Haseke'de akaryakıt zamlarına tepki gösteren sivillere ateş açtı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Terör örgütü YPG PKK'nın Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgelerdeki sivillere yönelik baskıları devam ediyor. Deir-i Zor ve Haseke kırsalında baskılara dayanamayan halkla terör örgütü arasındaki gerilim de giderek yükseliyor. Teröristler son olarak Haseke'de sivillere ateş açtı. Enerji kaynaklarının büyük bölümünü elinde tutan YPG PKK, bölgedeki yakıt fiyatlarını son dönemde orantısız şekilde artırdı. Ekonomik imkanları oldukça kısıtlı olan halk, bu artışa tepki göstermek için sokaklara döküldü. Teröristler ise Haseke'nin Nevşe mahallesinde toplanan halka ateş açtı. Saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Terör örgütü PKK-YPG, Suriye'deki petrol kaynaklarının %70'inden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor. Örgüt, 2017 yılında ülkenin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti. ...102 yıl önce bugün bir milletin esaretten kurtuluşunun fitilini ateşlemişti Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları. Şimdi milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan karşımızda. Dile kolay, güçlü Türkiye'nin temellerinin atıldığı tam 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk inanmış bir avuç insanla birlikte... Hemen arkamda görmüş olduğunuz Bandırma vapuruyla, ki bu birebir replikası olduğunu da belirtelim, o gemiye binmiş ve İstanbul'dan yola çıkmış ve 3 günde Samsun'a gelmişti ve önemli adımlar atılmıştı. Biz o replikanın hemen önündeyiz ki Türkiye'nin en çok ziyaret alan müzelerinden de bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a getiren Bandırma vapurunun birebir replikasının önündeyiz. Evet, neler yaşandı o günlerde ve bugünlerde neler yaşıyoruz? Efendim, az önce söylediğiniz gibi Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919'da Galata Rıhtımı'ndan Bandırma vapuruyla hareket ediyor. Maiti'yle birlikte, silah arkadaşlarıyla birlikte, mürettebatı, er ve erbaşlarıyla birlikte. Yaklaşık 3 gün süren yolculuğun sonunda saat 8 civarında Samsun Tütün İskelesi'ne, Reji Tütün İskelesi'ne yaklaşıyor ve milli mücadelenin fitilini ateşlemek için ilk adımını Samsun'dan atıyor.
Biz de o anı canlandırmak için burada bahsettiğiniz gibi birebir replikasını 2000'li yılların başında burada 300 günde tamamlanacak şekilde inşa edildi. O dönem Samsun Valiliği tarafından alınan kararla birlikte 2002 yılında dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi. 2005 yılında tüm hakları Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Neler var şu anda bu Bandırma Gemisi Müzesi'nde? Efendim, ilk başta güvertede 3 bölümümüz var. İlk merdivenlerden çıktığımızda hemen bizi tepris salonu karşılıyor. Orada bir canlandırmamız mevcut. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları toplantı halindeler. Onu canlandırmış vaziyetteyiz. İçeride dönemi yansıtan eserler var. Masalar, sandalyeler, ceviz ağacından inşa edilmiş yaklaşık 100 yıllık materyaller bunlar. Ve önemli bir parça da masanın üzerindeki 110 yıllık bir ceylan derisi üzerine işlenmiş bir Karadeniz haritası mevcut. Yine duvarda asılı vaziyette telefonumuz, çift tayzeli telefon mevcut. Pirinç malzemeden yapılmış bir saatimiz ve köşelerde yangın söndürme tüpleri de o dönemin ruhunu yansıtan materyaller. Devamında Kaptan Köşkü de aynı şekilde. Orada da yine bir canlandırmamız var. Onu geçtiğimizde hemen merdivenlerden aşağı indiğimizde bir yatak odası düzenlenmiş vaziyette. Tabii ki o da bir canlandırma. Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarın Hayatı'nda konakladığı odalara benzer bir şekilde düzenlenmiş. Orada da kullanılan mobilyalar yine aynı şekilde yaklaşık 100 yıllık ceviz ağacından imal edilmiş. Bu kısmı gezdikten sonra vatandaşlar geminin baş kısmından merdivenle aşağıya ambar kısmına iniyor. Biz orayı sergi salonu olarak düzenledik. Orada da anlattığımız konu Mustafa Kemal, Samsun ve Milli Mücadele üçgeni çerçevesinde oluyor. İlk başta Mustafa Kemal'in askerliğe adımını attığı belgeleri orada sergilemekteyiz. Vatandaşlar anlayabileceği şekilde bunları biz baskıladık ve duvarlara astık. Sırasıyla bir güzergah şeklinde Mustafa Kemal'i ilgilendiren belgeler, yine Milli Mücadele döneminde gerçekleştirilen telgraflar, yazışmalar yine aşağıda sergilenmekte. Yine orijinal bir belgemiz var. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılında bastırılan orijinal nüshasını da burada sergilemekteyiz. Yine Mustafa Kemal Paşa'nın doğum tarihiyle ilgili birkaç belgemiz var. Onları da sergiliyoruz. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kullandığı silahlardan, beylik silahlarından bir tanesini yine aşağıda sergilemekteyiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Gördüğünüz gibi Bandırma Gemi Müzesi bugüne özel olarak ziyaretçilerine kapılarını açmaya devam ediyor. Bugün saat 16'ya kadar buraya gelip vatandaşlarımızın buradaki müzeyi gezebilecekleri belirtelim. Ve etrafta birçok vatandaşımızın da şu an itibariyle burada hatıra fotoğrafları çekilip 102 yılı bir kez daha o ruhu yaşadıklarını belirtip sözü Samsun'dan size bırakalım. CHP'li eski ağır isimler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Kendilerini Ulusal Birlik Hareketi olarak tanımlayan grup bir açıklama yaparak tepkilerini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun umudunu gizli ortağa HDP'ye bağladığına vurgu yapıldı ve işte o açıklamalar. CHP'li eski isimler Kılıçdaroğlu yönetimini kınadı, partide umutların HDP'ye bağlandığı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP zihniyeti adı altında bir tanıtım videosu yayınladı. O videoya CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Mengü, akademisyen Suay Karaman'ın aralarında bulunduğu CHP Ulusal Birlik Hareketi çok sert tepki gösterdi. Kınama açıklaması yapıldı. Modern Türkiye'nin kuruluş ilkelerine direkt karşı çıkamayanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalamak için CHP zihniyeti ifadesini suçlama aracı olarak kullanırlardı. Şimdi bu ifadeyi Genel Başkan Kılıçdaroğlu kullanmaktadır. Filmde demokrasiyi, laikliği, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü tam bağımsızlığın içine sindiremeyen güç odaklarının sözcülüğü var. Bu zihniyeti, hakaretleri kınıyor ve reddediyoruz. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi misyonundan uzaklaştırdığına vurgu yapıldı. CHP liderinin demokrasiyi kendi içinde yok ettiğine dikkati çekildi.
Diyarbakır'a gitmiş, ülkenin birlik ve beraberliğinin temellerine bomba koyan teröristlere arkadaş demiş, oyu düşmüş. 15 Temmuz kontrollü darbedir demiş, arkasından Yenikapı'daki mitinge katılmış, oyu düşmüş. FETÖ terör örgütü iltisaklıları danışman almış, oyu düşmüş. FETÖ'nün basın ayağındakileri özgürlük kahramanı ilan etmiş, mitingler düzenlemiş, oyu düşmüş. Amerika'dan demokrasi dilenmiş, oyu düşmüş. Kılıçdaroğlu'nun umudunu gizli ortağı HDP'ye bağladığına da vurgu yapıldı. Tek umudu Dostlar İttifakı'nda. Yaranmak için feda etmediği değer kalmadı. Hep maske kullanan, siyaset, ahlak ve etiğinden uzaklaşan küresel güçler projesi aktörlere bu millet iktidar vizesi vermez. CHP tabanı da bu çatıyı taşımaz. Değişmeyen bu gerçeği CHP Genel Başkanı da yaşayacaktır. Gazze'ye günlerdir ölüm yağdıran işgalci İsrail bu kez kirli bir algı operasyonu yapmak istedi. İsrail'e ait resmi sosyal medya hesabından Gazze'nin bombalanma anına ilişkin bir görüntü Fil suresinin ilk 4 ayetiyle birlikte paylaşıldı. Söz konusu paylaşıma binlerce sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer El-Kısvani bu yapılanın açıkça Allah'ın ayetleriyle alay etmek olduğunu söyledi. İsrail kadın, çocuk, genç yaşta demeden Gazze'deki katliamlarını aralıksız devam ediyor. Kutsal değerleri yok sayıyor, dünyanın gözü önünde masum sivillere bomba yağdırıyor. Bölgedeki katliamlarına karşı dünyadan gelen tepkilerin önüne geçmeye çalışan İsrail, algı oyunlarına da hız verdi. Batı Şeria ve Gazze'de yüzlerce sivili katleden, Müslümanlara ölüm yağdıran Tel Aviv yönetimi, algı oyunları kapsamında her şeyi istismar ediyor. Son olarak İsrail'in Arapça yayın yapan resmi hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. O paylaşımda İsrail ordusunun Refah'taki sivil yerleşimleri hedef aldığı bir fotoğraf ve Kur'an-ı Kerim'den Fil suresinin ilk 4 ayeti yer aldı. Diğer yandan İsrail kuvvetleri de kirli algı oyunu kapsamında bir video paylaştı. Skandal videoda Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığı ve bu nedenle çocukların öldüğü ileri sürüldü. İsrail'in o paylaşımlarına tüm dünyadan binlerce sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani de İsrail'i vahşilikle niteleyerek ayetli paylaşımı sert bir dille eleştirdi. Bu tür paylaşımların Allah'ın ayetleriyle alay etmek anlamına geldiğini söyleyen Şeyh Kisvani, onlar ayetleri bağlamından kopararak ters yüz ediyorlar. Halbuki asıl kendileri fil sahipleridir. Gazze'deki mazlum insanlar değildir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis memurları tarafından evine baskın yapılan ve aracına binerek kaçmaya çalışırken vurulan Andrew Brown'un soruşturmasında sona gelindi. Kuzey Carolina Eyaleti Savcısı Brown'un eylemleri polis memurlarını ona ateş etmeye zorladı dedi. Görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Amerikan polisi siyahi Andrew Brown cinayeti soruşturmasında suçsuz bulundu. Uyuşturucu gerekçesiyle evine baskın yapılan Brown, polis ekiplerinden kaçarken vurularak öldürüldü. Ülke genelinde bir kez daha protestoların fitilini ateşleyen olay, savcı Andrew Womble tarafından açıklığa kavuşturuldu. Güvenlik güçleri kendilerini savunarak görevlerini yerine getirmek ve Andrew Brown'u gözaltına almak için oradaydı. Brown'un öylece kaçıp gitmesine izin veremezlerdi. Baskına giden polis ekibinin vücut kameralarının görüntüleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan baskında ezilme tehlikesi atlatan polislerin, kendilerinden kaçan Brown'a ateş açmalarına suç kararı verilmedi. Soruşturmayı inceledikten sonra Brown'un ölümünün trajik de olsa haklı olduğuna karar verdik. Çünkü Bay Brown'un eylemleri, soruşturma yetkililerini polisin kendilerini ve başkalarını korumak için ölümcül güç kullanmasının gerekli olduğunu ikna etti.
Brown'un aile avukatı geçtiğimiz hafta cinayetin haksız olduğunu ve cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini söylemişti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'la savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Gani, Taliban'a savaşla kazanamayacaklarını bildirirken demokrasi mesajını yineledi. Amerikan ordusunun çekilmeye başladığı Afganistan'dan güvenlik güçleri Taliban'la savaşmaya hazır açıklaması geldi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, tehditleri ortadan kaldırmak için hazırlık yapıldığını duyurdu. Ülkede terör tehdidinin değiştiğini ancak ortadan kalkmadığını ifade etti. Gani, barış görüşmelerinin anahtarının seçime dayalı bir yönetim sistemini kabul etmek olduğunu vurgularken, Taliban'ın savaşla asla kazanamayacağını dile getirdi, biz hazırız mesajı verdi. Afgan Cumhurbaşkanı ayrıca şiddet olaylarının arttığı bu süreçte Taliban'ın seçimi kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Amerikan Başkanı Biden daha önce 20 yıldır Afganistan'da bulunan askerlerin 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekileceğini açıklamıştı. Kolombiya'da vergi reformu paketinin açıklanmasının ardından başlayan protestolar durdurak bilmiyor. Sokakları ateşe veren protestoculara polisin orantısız müdahalesinde bir kişi daha hayatını kaybetti. Binlerce kişi yeniden sokaklara çıktı, vergi reformu paketi protesto edildi. Kolombiya'da hükümetin reform paketini geri çekmesine rağmen göstericiler caddeleri geçişe kapattı. 28 Nisan'dan bu yana süren gösterilerde orantısız güç kullanımı da devam etti. Kurulan barikatları ateşe veren protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Çok sayıda gösterici yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti. Savunma Bakanı Diego Molano daha önce yaptığı açıklamada gösterilerin muhalif gruplar tarafından organize ve finanse edildiğini iddia etmişti. Yurda dönüyoruz. İstanbul'da yolda yürüyen bir kadının başına saksı düştü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay Kağıthane Çeliktepe'de meydana geldi. 42 yaşındaki Şerife Korkmaz, alışveriş yapmak için 9 yaşındaki kızı ve eşiyle birlikte dışarıya çıktı. Aile kaldırımda yürüdüğü sırada 6 katlı bir binanın balkonundan Şerife Korkmaz'ın başına saksı düştü. Yaralanan kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul'da ışık ihlali kazaya yol açtı. Hızla gelen hafif ticari araç otomobile çarpıp savurdu ve kaza İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü ışık ihlali yapınca olanlar oldu. Hızla giden araç otomobile çarpıp savurdu. Feci yanlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. İstanbul'da bir grup asker uğurlaması için sokağa çıktı. Koronavirüsü hiçe sayıp tünel kapattılar, ortalığı birbirine kattılar. Görüntüler Esenyurt'tan. Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup meşaleler yakıp tünel kapattı. Yolu trafiğe kapatan grup yüksek sesle müzik açıp oyun oynadı. Tabii sosyal mesafe ve maske kuralı da hiçe sayıldı. Polis ekipleri şehir magandalarına yasal işlem başlattı. İstanbul Beşiktaş'ta kapalı olması gereken mekana baskın yapıldı.
İçeride eğlenen yabancı uyruklu 10 kişiye cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri Bebek'te bir balık restoranına baskın düzenledi. Kısıtlamaya rağmen eğlence düzenleyen Katar ve Suriye uyruklu 10 kişiye 34.690 lira idari para cezası uygulandı. Polis tarafından restoran mühürlenerek kapatıldı. Eskişehir'de koronavirüse yakalanan hamile Zeliha Hısım, entübeyken sezaryenle doğum yaptı. 900 gram ağırlığında prematüre kız bebeğini dünyaya getirdi. Ölümden dönen kadın günler sonra bebeğiyle buluştu, ona ilk kez dokundu. Ya çok mutluyum. Bebeğime kavuştum. İkimiz de sağlıklıyız. 15 gün sonra bebeğiyle bir araya geldi. Duygusal anlar yaşandı. Eskişehir'de yaşayan Zeliha Hısım, Nisan'da 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan kadın Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Entübe olan hamile kadın için erken doğum kararı alındı. 900 gramlık bebek sezaryenle anne karnından alındı. Koronavirüs testi de negatif çıktı. Zeliha Hısım tedavisinin ardından yaşam mücadelesini kazandı. Genç anne ayağa kalkar kalkmaz soluğu kuvvetli olan bebeğinin yanında aldı. Ona 15 gün sonra dokundu. Covid tedavim başladı. Yani uzun bir süre atlattım. İşte tedavi gördüm. Ya çok mutluyum. Bebeğime kavuştum. Ölümden dönen ve kızını ilk kez gören anne duygusal anlar yaşadı. Gerçekten hekimlerimizin ellerine sağlık. Gerçekten çok önemli bir iş başardılar. Gerçekten bebek ve annenin sağlıklı bir şekilde olması bizim için çok büyük bir başarı ve mucize. Ölümle hayat arasında ince bir çizgi üzerinde düşünebiliriz. Yani biz elimizden geleni yaptık. Yaşayacağı varmış. Tedavisi de gayet güzel oldu çünkü ben yoğun bakımda da hastayı gördüm ve takip ettim. Anne şimdi bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor. İnşallah daha da iyi olacak, kavuşacağım ona. Ve nihayet Adana'da tarlada karpuz hasadı başladı. Tarladaki kilogram fiyatı 3 ila 5 lira arasında değişiyor. Türkiye piyasasının %22'sini karşılayan Adana karpuzunda bu yıl 745 bin ton rekolte bekleniyor. Dünyada bence isterseniz siz de bir tadın. Yani tadına, rengine yani böyle bir bakın isterseniz. Evet, uyacak bir karpuz yok. Yani Adana karpuzu şu anda Türkiye'de yani dünyada diyeyim en iyi karpuz. Kendine has aroması, kan kırmızısı rengi ve eşsiz lezzetiyle meşhur Adana karpuzunda tarlada hasat başladı. Adana karpuzunun tarladaki kilogram fiyatı 3 ila 5 lira arası. Adana karpuzu için hasat sezonu başladı. Şu anda tarlada hasat edilen Adana karpuzu araçlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kalite çok güzel. Kalite, tat, sıkıntı yok ama rekoltede biraz düşüş var şu anda. Bu sene son zamanlarda havanın kurak gitmesiyle yani rekoltede biraz düşüş var şu anda. Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yaklaşık %25'i Adana'nın bereketli topraklarında yetiştiriliyor. Şu anda tarlada hasat edilen Adana karpuzunun fiyatı ise 3 liradan başlıyor. Fiyatlar şu an iyi. İyi kardeşim. Benim kendim komisyoncuyum Eskişehir'de. Eskişehir'de inşallah 4-4-200'e, 4-300'e satarız. Türkiye'nin karpuz ihtiyacının %22'si Adana'dan karşılanıyor. Bu yıl Adana'da karpuzun rekoltesi düştü ancak kalitesi ve fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor. Peki kaliteli karpuz nasıl anlaşılır? Karpuzun rengi güneşte açacak böyle tad olarak. Böyle kemik gibi olacak. Böyle vurduğun zaman tıngır tıngır ses gelmesi lazım. Tok ses gelmeyecek. Tok ses gelmeyecek. Böyle tıngır tıngır ötmesi lazım. Bir daha vuralım abi. Sesi duydunuz herhalde. Gördün abi. Adana baklavası. Evet, Adana baklavası abi. Antep'ten sonra Adana baklavası.
Rusya ile turizm diplomasisi de devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye gelecek Rus heyete COVID-19 ile ilgili alınan tedbirler yerinde anlatılacak. Turistlerin en çok ziyaret ettiği Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi tatil bölgelerinde hızla azalan günlük vaka sayıları paylaşılacak. Turistlere gönül rahatlığıyla tatil yapabilecekleri aktarılacak. Rus heyet bu kez de turizm sektörü için Türkiye'ye geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un uçuş yasağının kaldırılması için Rusya'da temaslarda bulunmasının ardından Rus heyetinde Türkiye'ye gelmesi kararlaştırıldı. Önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret edecek Rus heyete otel ve tesislerde alınan COVID tedbirleri yerinde anlatılacak. Tam kapanma sonrası turistlerin en çok ziyaret ettiği Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi tatil bölgelerinde hızla azalan günlük vaka sayıları paylaşılacak. Turistlere herhangi bir risk olmadan tatillerini güvenli tatil bölgelerinde gönül rahatlığıyla yapabilecekleri anlatılacak. HET, pandemi süresince hijyen standartlarını karşılayan işletmelere güvenli turizm sertifikasyonu verildiği anlatılarak turistik tesisler gezdirilecek. Türkiye'nin Haziran ayı içerisinde yurt dışından gelecek yüklü miktarda aşı sevkiyatı ile birlikte aşılamayı hızlandıracağı ve nüfusun en az %60'ını aşılayacağı anlatılacak. Mayıs sonuna kadar turizm sektöründeki herkesin aşılanacağı ve aşılamaya ilişkin herhangi bir endişeye gerek olmadığı belirtilecek. Türkiye'ye gelecek turistlerin COVID-19'a karşı pandemi sigortasından da yararlanabilecekleri kaydedilecek. Pandemi sigortalılarının 13 euro ve 7 bin euro arasında limitlerinin olacağı ve her bütçeye göre sigorta seçeneğinin sunulacağı belirtilecek. Türkiye ve dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait çok sayıda eserin yer aldığı His Art Canlı Tarih Müzesi 1500 yıllık tarihe ışık tutuyor. Sıra dışı anlatımıyla adından söz ettiren müze her yaştan, her ülkeden ziyaretçisini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Burası His Art Canlı Tarih Müzesi. 6 yıldır tarihin tozlu sayfalarına ışık tutuyor. Müzedeki eserler, gerçek veya kurgu ürünü olayların 3 boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen diorama tekniğiyle sergileniyor. Askeri ekipmanlar ve kıyafetler gibi orijinal on binlerce obje canlandırılıyor. Burada 500 adedin üzerinde canlandırılmış manken var. Orijinal aksesuar, elbise ve silahlarla dönemi anlatan. His Art Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, sıra dışı anlatımıyla geçmişi şekillendiren büyük devletlerin, olayların, savaşların tarihine ışık tutuyor. Şu anda kendi tarzında, teşhir tanzim anlamında, dünyada ilk ve tek olan bir müze. Dünyada eşi benzeri olmayan çok eser var. Müze, özellikle tarih tutkunlarının yanı sıra her kesimden, her yaştan ve her ülkeden insanın ilgisini çekiyor. Afyonkarahisar'daki Frigya Vadisi yeni konseptiyle turizm sezonuna gün sayıyor. Batı Karadeniz'in gözdesi Kastamonu yaylaları ve Güney Marmara'daki Kaz Dağları da turizm sezonuna hazırlanıyor. Frigya yeni konseptiyle turizm sezonuna gün sayıyor. Eskişehir, Kütahya, Ankara ile Afyonkarahisar'da geniş bir coğrafyada yer alan 3000 yıllık yerleşim yeri Frigya, 2015 yılından bu yana UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası geçici listesinde yer alıyor. Vadi çok sayıda oyma kaya mezarları, anıt abideler, mağaralar ve peri bacalarıyla göz dolduruyor. İhsaniye ilçesi son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliğince yapılan proje bazlı yatırımlarla yeni turizm destinasyonu oldu. Emre Gölü 3 etaplı bir çalışma olarak yürütüldü. Bu Frig Medeniyet Bahçesi'nin bütün restorasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Bir aksilik olmasa bu hafta içerisinde işletmesini de Afyonkarahisar Belediyesi'ne devredeceğiz. Batı Karadeniz'in gözdesi Kastamonu yaylaları turizm sezonuna hazırlanıyor. 2000 rakımlı yaylaları Ramazan bayramının ardından misafirlerini bekliyor. Burası bizim bir yaylamızdı. Çocukluğum buralarda geçti. Böyle bir hayalim vardı. Buraya işte bir şöyle güzel elimden geldiğince piknik yeri yapmaya çalıştım.
Bu görüntülerse eşsiz güzellikleriyle dört mevsim doğa sevenlerin ilgisini çeken Balıkesir'deki Kaz Dağları. Binlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapan flora ve faunasıyla bir bölümü koruma altına alınan Kaz Dağları, bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde ise tarihi dokusuyla ön plana çıkan Dalyan Mahallesi'ne Ukraynalı turistlere tanıtım yapıldı. Ukrayna'dan gelen heyet, Köyceğiz Gölü ile Akdeniz'i birleştiren kanalın üzerinde yer alan Dalyan'a hayran kaldı. Havaların ısınmasıyla Hatay'daki Amanos Dağları, doğa yürüyüşçüleri ve amatör fotoğrafçıların akınına uğradı. Hassa ilçesinde bulunan 2240 rakımlı Mığır Tepesi'ne gelen doğa severler ve amatör fotoğrafçılar temiz hava ve doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Farklı tabiat çiçekleriyle, ormanla iç içe içeyiz. Mutlu olduk, stres attık, gezdik, eğlendik. Arkadaşların, tabiatı seven arkadaşların gelip buraları görmesini tavsiye ederim. Hakkari'de ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yapıldı. Gençler Zap Vadisi'nde 25 kilometre pedal çevirirken raftingçiler de Zap suyunda kürek çekti. Şimdi de yurdun çeşitli bölgelerindeki asayiş haberlerinden derlediğimiz bölüm geliyor ekranlarınıza. Hayatının baharındaki Havva Nur bir otel odasında ölü bulundu. 21 yaşındaki Havva Nur Çalışkan, Antalya'da Muratpaşa'daki bir apart otelde arkadaşlarıyla kalıyordu. İddiaya göre gece uyuşturucu kullandılar. Hukuk fakültesi öğrencisi genç kız fenalaştı, arkadaşları hemen 112'yi aradı. İlk müdahaleyi otelde yapan sağlık ekibi, üniversiteli Havva Nur Çalışkan'ı kurtaramadı. Genç kızın ölüm haberini alan ailesi morg önünde sinir krizi geçirdi. Havva Nur'un iki arkadaşı gözaltına alındı. İzmir Buca'da madde bağımlısı olan 29 yaşındaki Zeynep Vural'ı annesi eşarpla boğarak öldürdü. Polis, karı koca ve oğlunu gözaltına aldı. Anne, ifadesinde kızını uyuşturucu kullandığı için öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. İzmir Ali Ağa'da bir kişi amcasıyla bir olup, annesinin ve dini nikahlı eşinin çalıştığı pideciye gitti. Annesini bıçakla yaralayan kişi dini nikahlı kocasını da öldürdü. Yaralanan annesi bir markete sığınmaya çalışıyordu. Öfkeli oğlu onu korumaya çalışan market sahibini de öldürdü. Olay yerine giden ekipler ağır yaralı kadını hastaneye yetiştirdi. Ölen iki kişinin cenazesi morga kaldırılırken zanlı ise yakalandı. Sinop'ta kuyuya düşen 3 kaplumbağa itfaiye ekiplerinin mücadelesiyle kurtarıldı. Van ve Amasya'da yaralı olarak bulunan karacalar tedavi altına alındı. Adana'da ise 3 bacaklı olarak dünyaya gelen bıldırcın görenleri şaşırtıyor. 3 kaplumbağa ağzı açık kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri onlar için seferber oldu. Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda köpeklerini gezdirmeye çıkaran Kadir Yulaf, yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuda 3 kaplumbağa gördü. Ya ben de korkuyorum burada. Ya. Hayvanların kuyuda mahsur kaldığını gören adam itfaiyeden yardım istedi. Üç kuş ver, kusura bunlar. Allah Allah. Belki daha fazla. Merdiven yardımıyla kuyuya giren itfaiye ekipleri kaplumbağaları bulunduğu yerden çıkarıp tekrar doğaya saldı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde ise vatandaşlar yaralı bir kerkenez buldu. Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber veren vatandaşlar yaralı hayvanı ekiplere teslim etti.
Çerkenes tedavisi yapılmak üzere Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne götürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde yumurtadan yeni çıkan 3 ayaklı bıldırcın görenleri şaşırttı. 2 ay önce bıldırcın üretimine başlayan Emre Beydilli, 2 gün önce yumurtadan çıkan 3 ayaklı bıldırcınla şok yaşadı. İlk kez 3 ayaklı bıldırcın gören Beydilli, yavru bıldırcını şırıngayla özel olarak besliyor. Amasya'da ise yaralı bulunan Karaca tedavi altına alındı. Merzifon ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karaca'yı fark edenler durumu ilçe tarım müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler yaralı ve susuz kaldığı belirlenen hayvanı koruma altına aldı. Ajans'tan bugünlük bu kadar. Sırada ekonominin gündemi var. Şafak Tükle geldi ve stüdyoda yerini aldı. Bundan sonra Şafak Tükle devam edecek. Hoş geldin Şafak. Hoş bulduk Saat Çanakkale. Saat başında da Banu El sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla. Esen kalın. Ekonomi bültenini sunar. Haber ekranlarından mutlu günler. Ekonomi dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Değerli izleyenler, ekonomi bülteninde şimdi turizmden otomotive kadar birçok gelişmeyi ekranlarınıza getireceğiz. Önce turizmle başlayalım. Rusya ile turizm diplomasisi devam ediyor. Değerli izleyenler, Türkiye önümüzdeki hafta Rusya'dan bir heyeti ağırlayacak ve güvenli turizm için atılan o bütün adımlar yerinde gösterilecek. Ayrıntıları izleyeceğiz şimdi. Turizmcilerin yüzünü güldürecek haber Rusya'dan geldi. Rusya ile bir süredir turizm diplomasisi sürdüren Türkiye, gelecek haftalarda koronavirüs tedbirlerini Rus heyete yerinde anlatacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un uçuş yasağının kaldırılması için Rusya'da temaslarda bulunmasının ardından Rus heyetinde Türkiye'ye gelmesi kararlaştırıldı. Rus heyete Türkiye'de 30 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirilen ve pandemi süresince hijyen standartlarını karşılayan işletmelere güvenli turizm sertifikasyonu verildiği anlatılacak. Güvenli turizm sertifikasyonunu alan turistik tesislerin sayısının ise geçen yıla kıyasla 10 kat artarak 5000'e yaklaştığı özellikle vurgulanacak. Ayrıca heyette tam kapanma sonrası Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi tatil bölgelerinde hızla azalan günlük vaka sayıları paylaşılacak. Yeni sevkiyatlarla birlikte aşılamanın hızlandırılacağı bilgisi de verilecek. Öte yandan bu yılın ilk 4 ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 300 bine dayandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'ya gelen turist sıralamasında Rusya'yı 39.485 konukla Almanya, 30.409 ziyaretçiyle Ukrayna ve 12.908 misafirle Kazakistan izledi. Geçen yılın aynı döneminde ise Antalya'ya 511.498 turist gelmiş, bunun 145.406'sını Rus misafirler oluşturmuştu. Değerli izleyenler, hafta başı itibariyle normalleşmenin ilk etabına geçiş yaptık ve normalleşme adımlarıyla birlikte de alışveriş merkezlerini hafta başı itibariyle ilk iki günde 2.2 milyon kişi ziyaret etti. Tam kapanma sona erdi, vatandaş soluğu AVM'lerde aldı. 17 günlük tam kapanma kararı kapsamında kapılarını kapatan yüzlerce alışveriş merkezi hafta başında ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye genelindeki 441 AVM'yi bir günde 2.2 milyon kişi ziyaret etti. Bu dönemde en çok teknoloji ve çocuk giyim ürünü satıldı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Altaş, 17 Mayıs'ta AVM'lerin pandemi öncesi dönemin %70'ini yakaladığını söyledi. Bu bize tünelin ucunda ışığın belirdiğini gösteriyor dedi. AVM'ler 1 Haziran'a kadar hafta içi her gün 10-20 saatleri arasında hizmet verecek. Sektör temsilcileri kademeli normalleşmeyle hafta sonları da açılmayı bekliyor.
Efendim bir yandan da ekonominin gündeminde özellikle küresel çapta çip krizi bulunuyor. Küresel çip krizinde şimdi kritik seviyelere ulaşıldı. Bununla ilgili analizler, araştırmalar yapılıyor. Son gelen araştırma ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'e ait. Fitch son dönemdeki gelişmelere dikkat çekti ve önümüzdeki döneme ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Aslında bu çip krizi muhtemelen beklenen süreden daha da uzun sürecek. Yani buna çare bulunması biraz daha zaman alacak dedi. Ve aynı zamanda çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının %5'ine mal olmasını da beklediğini dile getirdi. Küresel çip krizi gündemdeki önemli başlıklardan biri. Ve bir diğer konu başlığımızla devam edeceğiz. Türkiye'de en çok makine mühendisi aranıyor. Türkiye'de yüksek öğrenim mezunu talep edilen sektörlerin başında 3798 açık iş pozisyonuyla imalat geliyor. İlanlarda ise en çok makine mühendisi aranıyor. Yüksek öğrenim şartlı ilanlarda en çok makine mühendisi aranıyor. Türkiye İş Kurumu sektörlerde yüksek öğrenim mezunu talep edilen açık işlerin fotoğrafını çekti. Buna göre imalat sektöründe yüksek öğretim mezunlarına yönelik 3798 kişilik açık iş tespit edildi. Açık iş pozisyonu bulunan mesleklerin başındaysa 711 kişiyle makine mühendisliği geldi. Onu 477 kişiyle endüstri mühendisliği izledi. İlanlarda 426 yazılım mühendisi, 391 grafiker, 346 ithalat ihracat sorumlusu arandığı görüldü. Bilgisayar mühendisliğinde de 107 açık iş pozisyonu bulunuyor. Bilgi ve iletişim sektöründe ise yüksek öğrenim şartı aranan 1841 açık iş olduğu belirlendi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında yüksek öğretim mezunu olma şartı aranılan ilk 20 meslek arasında da 142 kişiyle insan kaynakları uzmanlığı geliyor. İkinci sırada 36 açık iş pozisyonuyla garson aranıyor. Üçüncü sırada ise 19 kişilik açık işte gıda mühendisliği var. Toptan ve perakende ticarette açık bulunan yüksek öğrenim şartı iş sayısı ise 1394. İşverenlerin açık iş pozisyonlarında ilk sırada 229 kişiyle bilgisayarlı muhasebe elemanı yer alıyor. Ayrıca 59 mağaza müdürü aranıyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik tesisinden yaptığı canlı yayını 40 günde yarım milyondan fazla kişi izledi. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesisindeki son gelişmeler de aktarıldı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un canlı yayını yarım milyondan fazla izlendi. Türkiye'nin otomobili girişimi grubu sosyal medya hesabındaki paylaşımında yaklaşık 40 gün önce başlatılan canlı yayına ilişkin bilgi verdi. TOGG Twitter hesabından Gemlik tesisinde devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için başlattığı canlı yayının 40 günde 500 binden fazla kişi tarafından izlendiğini duyurdu. Paylaşımda yer alan videoda Gemlik tesisindeki son gelişmeler de aktarıldı. Videoda yer alan bilgiye göre boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir ve beton işleri tamamlandı, çelik kolon imalatları devam ediyor. Gövde tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatı tamamlandı, temel beton işlerinin %95'i, kolon montajlarının %10'u tamamlandı. Montaj tesisinde temel altı su yalıtım işlerinin %85'i, temel demir imalatlarının %80'i, temel beton işlerinin %58'i tamamlandı, kolon montaj işleri başladı. Enerji tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatları, temel beton işleri tamamlanırken kolon ve döşeme imalatları başladı. Su işleme tesisi ve tesis ana giriş binasında temel altı yalıtım işleri tamamlandı, temel kalıp imalatları da başladı. TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4300 kişi istihdam sağlanacak. Türkiye'nin iki tekerlekli taşıt ihracatı yılın ilk 4 ayında %94.5 oranında artış gösterdi. Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletin temsil ettiği iki tekerlekli taşıt kategorisi bu dönemde 43.9 milyon dolarlık ihracat yaptı. Türkiye iki tekerlekli taşıt ihracatını katladı. Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 45 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Bu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği bisiklet, moped ve motosiklet ihracatı geçen yıla göre %94,5 artarak 43.9 milyon dolara yükseldi.
Sektör temsilcileri Ocak-Nisan döneminde miktar bazında en fazla ihracatı Finlandiya'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım 2020'nin ilk 4 ayına göre %17,28 yükselerek 7.3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin otomotiv ihracatında da önemli paya sahip Fransa'ya gerçekleştirilen iki tekerlekli taşıt ihracatı da yine aynı dönemde %110,73 artışla 6 milyon 86 bin dolara çıktı. Sektör, 3. sıradaki Almanya'ya ihracatı ise %89 artırarak 5.7 milyon dolara yükseltti. Bisiklet, moped ve motosiklet üreticileri en fazla dış satımı Avrupa ülkelerine yaptı. Bu kıtada bazı ülkelere yapılan ihracatta yakalanan artış oranları dikkati çekti. Sektör temsilcileri aynı dönemde İngiltere'ye ihracatı %394 artışla 738 bin dolardan 3.7 milyon dolara çıkardı. Belçika'ya 4 aylık süreçte yapılan ihracat ise %2167 artarak 26.8 bin dolardan 608.3 bin dolara taşındı. Değerli izleyenler, şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın formaları adeta yok satıyor. Taraftarlar pandemi nedeniyle kulübün lisanslı ürünlerini satan internet sitesini kilitledi. Seyircisiz bir sezonu şampiyon olarak kapatan Beşiktaş'ın formaları yok satıyor. Pandemi nedeniyle mağazadan alışveriş yapamayan taraftarlar kulübün resmi ve lisanslı ürünlerini satan internet sitesine yoğunlaştı. Taraftarlar, cumartesi gecesi oynanan ve şampiyonluğa götüren maçın ardından siteyi kelimenin tam anlamıyla kilitledi. Bir ayda yapılan ürün satışı bir günde gerçekleştirildi. En çok ilgi ise 10 numaralı formayla Sergen Yalçın'ınki oldu. Ayrıca Gezal, Atiba ve Abubakar formaları da yok satıyor. Şampiyonlukla birlikte gelen ivmenin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Efendim, biz ailen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.